Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere telefondan Discord botu nasıl yaparsınız bunu göstereceğim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi başlatan kanala abone olmayı unutmayın. Bu içeriği arkadaşlar bir buçuk sene önce veya bir yıl önce aynı bu tür içeriği çekmiştim. Fakat yorumlarda bir daha çek, işte uygulamanın her yeri değişti gibi yorumlar geldi ve bu videoyu bir daha çekiyorum arkadaşlar. Şimdi ilk olarak Play Store'a giriyoruz. Bir program indirmemiz gerekiyor. Hemen buraya Bot Designer yazdığınızda zaten en üstte gördüğünüz gibi çıkıyor. Bot Designer for Discord diye bir program arkadaşlar. İlk olarak bu programı indireceksiniz. Şu an ben indirdiğim için bende aç olarak gözüküyor. Hemen programı açıyoruz arkadaşlar. Tabi ben örnek olarak bir iki komut hazırladım. Onları göstereceğim sizlere. Şimdi uygulamanın ana teması bu şekilde. Eğer sizde İngilizce ise sağ üst kısımdan ayarlar yerine tıklayın. Buradan Türkçe dil seçeneğini seçin arkadaşlar. Burada bakın bir sürü dil var gördüğünüz gibi. Şimdi hemen yeni bir bot oluşturacağız. Create new bot diyoruz. Buradan botumuzun ismini istiyor. Örnek olarak deneme bot yazıyorum ben. Buraya bot tokenimizi yazmamız gerekiyor. Bot tokeni nasıl alacağız arkadaşlar? Bakın burada kutucuk belirtmişler. Developer Portal diye. Buraya tıklıyorsunuz ve sizi bir siteye yönlendirecek. Discord'un normal bir sitesini arkadaşlar. Evet. Buradan botumuzun tokenini alacağız. Eğer sizin botunuz yoksa şuradan bakın sağ üst kısımdan buradan bot oluşturabiliyorsunuz. Fakat benim botum olduğu için hemen deneme bot kısmından botum yerine giriyorum. Bu şekilde bot yeri arkadaşlar. Şimdi tokeni nasıl alacağız? Sol üstte tıklayın. Buradan bot kısmına girin. Aşağıya inin ve buradan tokeninizi alın arkadaşlar. Ve uygulamaya geri dönün. Şimdi evet yine aynı yere geldik. Buraya tokenimizi yapıştırıyoruz. Bot ismimiz gitmiş. Deneme bot yazalım ben. Deneme bot tamamdır. Bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Buradan şartları kabul ediyoruz ve bot oluştur kısmına basıyoruz. Ve şu an botumuzu oluşturduk arkadaşlar. Bakın botumuz en üste çıktı deneme bot olarak. Hemen deneme botun üstüne tıklıyoruz. Ve burada botumuzun çevrim dışı olduğunu, buradan botu aktif tutmak için bir reklam izlememiz istiyor. Ve buradan ücretsiz zaman ekleye yapabiliyorsunuz. Yani yarım saat gibi bir süre veriyor arkadaşlar. Hemen doğrulama kodunu yazalım. Ve bize yarım saat bir süre geldi. Bu bizim için yeterli. Fakat siz daha uzun tutmak istiyorsanız şu aşağıdaki butona tıklayıp 1,5 saat gibi bir zaman veriyor arkadaşlar. Onu da kullanabilirsiniz. Şimdi hemen biz komut ekleyeceğiz. Buradan commands kısmına giriyorsunuz. Burada bize örnek bir komut bırakmış şu şekilde. Şimdi biz kendi yardım komutumuzu ve öp diye bir komut yaptım. Onları göstereceğim sizlere. Buradan komut yaratıcısı kısmına tıklıyorsunuz. Buradan bir komut ismi girin arkadaşlar. Örnek bir yardım yazıyorum ben. Buraya ise ünlem yardım yazıyorum. Siz tabi prefixiniz ne olarak ayarlayacaksınız. Ünlem yardım yaptım. Buradan bunları açabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Bunları açabilirsiniz. Fakat ben açmayacağım. Direkt komut oluştur diyorum. Ve bizi böyle bir yere yönlendirdi. Şimdi buraya komutumuzu yani kodlarımızı yazacağız. Şimdi ben örnek olarak bir tane kod hazırlamıştım arkadaşlar. Hemen Discord'a giriş yapayım. Bakın arkadaşlar bu kanalda ben yardım komutlarını falan hazırladım. Burada da öp komutu var. Şimdi ilk olarak yardım komutunu alıyorum. Kopyalıyorum hemen. Örnek olarak sizlere göstereceğim. Buraya geliyorum arkadaşlar. Komutumu buraya yapıştırıyorum. Bu şekilde. Bu kadar basit. Şimdi buradan yeni klasör oluşturabilirsiniz düzen için. Yeni klasör deyip buraya komutlar yapabilirsiniz. Mesela komutlar. Onaylı deriz. Ve bu şekilde komutu kaydet dediğimizde komutumuz oluşur arkadaşlar. Bakın şimdi şu an bilgisayar ekranında görüyorsunuz botumuz çevrim içi oldu. Hemen komutumuzu yazalım bakın. Ünlem yardım yazıyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bunları hazırladığım için yardım komutunu bize bu şekilde attı. Şimdi mesela ünlem moderasyonunu yazarsam bize cevap vermeyecek. Çünkü moderasyonun komutu bulunmuyor. Siz yardım komutunu editleyip veya bu dili biliyorsanız kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi botun durumunu değiştirmeyi de göstereyim sizlere. Öp komutunu birazdan göstereyim. Buradan bakın şuradan status kısmına giriyorsunuz. Buradan ilk olarak bot durumunu aç diyorsunuz. Buradan bot durumunu ister rahatsız etmeyin boşta gibi her şeyi yapabiliyorsunuz. Zaten şuradan kaydettiğimiz zaman siz göreceksiniz. Şu an bilgisayarın ekranından görüyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boşta oldu bu. İşte bunu rahatsız etmeyin de yapabilirsiniz mesela. Bekliyoruz ve rahatsız etmeyin oluyor arkadaşlar. Oynuyor kısmında yapabiliyorsunuz. Şuradan mesela hemen bir şey yazalım. Emirhan yazalım. Kaydedelim. Ve botun oynuyor kısmında arkadaşlar Emirhan yazdığını gördünüz. Şimdi hemen öp komutunu da ekleyelim. Yine komut yaratıcısına giriyoruz. Buraya komutumuzun ismini yazıyoruz. Öp yazıyoruz. Öp komutu. Şu şekilde de yazabiliriz. Evet buraya hemen ünlem öp yazıyorum ve komut oluştur diyorum. Bizi yine aynı yere yönlendiriyor. Şimdi hemen yeniden Discord'a giriyorum. Buradan öp komutumu kopyalıyorum arkadaşlar. Bu şekilde öp komutumuz. Yine aynı yere buraya yapıştırıyoruz. Komutumuz bu şekilde gayet basit bir
yöntemini biraz baktım, araştırdım arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Buradan yine komutlar yerini seçebilirsiniz. Komutu kaydet diyoruz. Ve artık bu komutu kullanabileceğiz arkadaşlar. Mesela ünlem öp yazıyorum. Lütfen öpeceğim bir kullanıcıyı etiketle diyor. Hemen etiketleyelim. Öp. Gnarge beta'yı hemen bahsediyorum şu şekilde. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar gif'i ve yazıları her şeyi attı burada. Bu şekilde ayarlanabiliyor. Arkadaşlar siz böyle kodları isterseniz farklı bir sunucu açarız ve oradan bu kodları paylaşabiliriz. Bunun için açıklama kısmında bir anket yapacağım. O ankete katılın, işte sunucu açılsın mı açılmasın mı diye, veya var olan bir sunucumuz vardı, onu BDFD kodlarıyla doldurabiliriz. Tabi isterseniz anketi aşağıda bırakacağım, oradan ulaşabilirsiniz. Bu kadar da arkadaşlar, gayet basit bir yöntem ile telefondan Discord botunu yapabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.